Televizyon niye kapalı ya? İşte 40 gün açılmaz derler ya. Ha, doğru söylüyorsun. O zaman siz birisiniz. Bu ne lan? Bunu sen mi ısırdın lan? Oğlum bunun üzerindeki diş izi falan değil. Resmen rende izi. Sezai sana bir şey değil mi? Sen bundan sonra var ya hiçbir kağıda imza atma, parmak basma. Direkt kağıdı ısır. Çünkü nevi şahsına münhasır dişlerim olduğu için belki tarihe kalır. Louvre Müzesi'ne gidersin. Oğlum canım çok sıkkın zaten, üzerime gelmeyin ya. Allah Allah. Hayırdır lan? Senin bu oğlan niye okulda değil? Karakola gideceğiz. Ne karakolu lan? Geçen cuma bu pislik imam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Ne? Ne diyorsun lan? İmam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Adam haklı olarak şikayetçi oldu tabii. Artık her cuma vakti karakola götürüp imza verdirecek. Yalnız bir cuma gidersin, iki cuma gidersin. Üç cumadan sonrası biliyorsun ki nanay. Ben de onu dedim. Nanay dedim. Her cuma dedim ben seninle gelemem dedim. Durumu anlattım. Ne dedi? Oğlum yüzüme mal mal baktı. Hiçbir şey anlamadı. Din dersinden sıfır aldı diyorum lan. Yani Sezai bak demeyeyim demeyeyim diyorum da. Senin bu oğlan bulmacaları da ziyan ediyor ya. Müşterilerin hepsi şikayetçi. Ona ne yapmış? Ya kutucukların içerisine kafasına göre cevaplıyor. Sonra soruların üzerine çiziyor. Cevaplara göre soru yazıyor. Bir de doktor gibi yazıyor biliyor musun? Sanki bana cerrah. Bir tek kendisi anlıyor. Şeytan, şeytan. Deccal, deccal. Deccal. Artık kime çektiyse. Kalk lan. Kalk lan. Kalk git karakola. Bekle geliyor. Bu niye geldi? Hani arabada duracaktı bu? İstepli mi lan bu? Ya abicim normal hayatımızı devam edelim, normal yaşantımızı sürdürelim demedik mi, şüphe çekmesin demedik mi ya? Dedik, dedik. Pislik dedik. Ya sen içeri epey bir gelmeyince ben de boş durmayayım dedim. İki kadeh attım abi. Allah'ını seversen bak su damlatıyorum. Hadi şu işi bir bitirelim ya. Anam. Dördüncü lazım mı abi? Ne diyor lan? Abi de. Aman abi. Sarhoş bir şey etmeyeyim ne olur ya, gözünü seveyim. Bak hele hala duruyor. Yürü git lan. Allah'a salarım abimle, yürü git. Tamam sakin ya. Ya abi söylemeden edemeyeceğim ya. Şimdi ben içeriye girdim, tam olay yerine intikal ediyorum. Bir tane tanışla denk geldim. Tanışmayız dedim. Ay Erasmus dedi. Fark etmez kızım dedim. Olaylar gelişti. Bunun bir tane şişko ekresi var. O geldi. Dedik lan dedi bana. Türkçe. Ben de gittim. Türkçe. Erasmus erkek ismi değil mi lan? Adam simit. Dünyanın bütün zenginleri önce halka açılın sonra birleşin der. Aynı adam simit. Bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar dedi. Ben bu adamı çağırmışım, kadrolu serserim yapmaya çalışıyorum. Sen bana kapı diyorsun, yeşil diyorsun. Allah aşkına Hamiyet abla ya. Mendil ağacına gitmezsek başına büyük kötülükler gelecek Hilmi. Uğursuzluk, şanssızlık yakamızı bırakmayacak. Şimdi abla biz mahalleye yeni taşındık ya. Bu lanet hemen bizi de kapsıyor mu? Yoksa memuriyetteki gibi asalet tasdiye süresi var mı? Ya Hamiyet abla ya. Biz burada işimizle gücümüzle uğraşıyoruz. Gözünü seveyim yapma böyle ne olur ya. Nereye gidiyorsun? Kahve söylemiştim. Neyse ben de kalkayım. Mevzuları ekibe bir anlatayım. Değil mi? Adam simit. Yürü git lan. Paranı ben veriyorum senin. Öpeceksin bir gün bu eli. Öpeceksin. Köpek. İndireyim. Adam sana da idolümsün. Selamun aleyküm. Ulan hayırsız kirven Metin. Burada böyle boş boş oturuyorsun da bir kere de demiyorsun ki Emrah abi cebime 20 kilo çimento koy da senin heykelini dikeyim. Niye geldin lan? Bütün modellerimiz bunlar mı? Vurma lan. Bunlar mı? İki ay sonra onun vakumla kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. No woman, no cry. Yani kadınım söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli Yiğido'yu unuttun mu? Neyse ya şunu beğendim. Kabin mabin var mı ya buralarda? Ben şunu bir deneyeyim. Amrahçığım çok net söylüyorum. Şu kafanı şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım ne kafanı kırarım. İddialıyım. İstiyorsan deneyelim. Tamam kızma be Petito. Eda evlilik teklifimi şaka sandı. Ciddiye almadı. Moralim çok bozuk. Şaka mı sandın? Sempatikliğimden kaybediyorum kanka. Ama neyse ya beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın?
Ne mi yaparım? Mesela tesisatçılık yapmam. Tesisatçı adamın mezhebi geniş olacak kanka. Vallahi şahsen ben kaldıramam. Neyi kaldıramazsın lan? Ya sen şimdi bunu el emeği, göz nuru iki saatte takacaksın. Sonra ben gelip iki dakikada üstüne çok affedersin sıçacağım. Mesela Da Vinci'nin 7 senede yaptığı Mona Lisa tablosunun üstüne sıçsam adam bunu kaldırabilir mi? Vallahi şahsen ben de kaldıramam. Dikkat! Emrah? Kız sende bir şey var bugün. Ne var? Sen bir şuh olmuşsun bugün. Şuh Eda. Yok canım, ne alakası var? Sen böyle şuh Eda olursan biz aşkından şuh Eda oluruz Edacığım. Yapma ama. Allah Allah. Değişikti bir şey yapmadım ama. Görüyorsunuz değil mi? Yine hazırlık paslarına başladı. Acil pres yapmam lazım. Haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki çıkışımı sürdürmek istiyorum. Al canım. Bu ne? Hakikaten o ne lan? Bu senenin Nobel ödülü. Bu senenin Nobel ödülü sana gitti ya. Duymadın mı? Nobel mi? Kız sen de bel mel kalmamış. İncecik olmuşsun. Resmen Nobel. Al, ananın ak sütü gibi helal olsun bu hediye sana. Görüyorsunuz değil mi? Yine çaktı golü. Yapacak bir şey yok. Kaybeden takımın taraftarı gibi ineceğiz sahaya. Hayırdır Edacığım? Ya bizim lavabo tıkandı. Bir iki musluk da damlatıyor. Bir bakar mısın diyecektim. Tabii ki ya, gidelim. Bana dedi lan, bana dedi. Hem ben ilgilenirim Edacığım. Vallahi ben şahsen bunu kaldıramam. Lan neyi gene neyi? Bu alet çantasını kanka. Nasıl kaldırayım, ne varsa içine doldurmuşsun. Tut şunun ucundan, birlikte götürelim bari. Tamam o zaman, ben eve geçeyim. Siz de gelirsiniz. Al gel lan onu. Ferahımız abi, şu dükkanla ilgilenin. Çalıntı araba işinde püf noktalar. Bir arabanın en savunmasız olduğu yer neresidir? Torpido gözü. Öyle değil lan, mekan olarak yani neresidir? Bagaj. Allah'ın aşkına başka bir cevap versin. Onay sen söyle. Bagaj. Adamsın lan. Aha. Dikkat. Oğlum ne yaptın? Abi özellikle bas diye göstermedin. Oğlum ben sakızı özellikle bas diye niye göstereyim? Ne bileyim abi. Sen öyle elinle işaret edince ben de basmadan geçme diyorsun sandım. Bastım geçtim. Facebook'ta beğen butonu mu oğlum bu? Basmadan geçme ne? Bizim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Bunu... Bu kim lan? Aa, sen nereden çıktın oğlum? Allah aşkına biz ne zaman belediyeye döndük? Herkes akrabasını yolluyor. Allah Allah. Bizim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Bunu halletmemiz lazım. Ya sabahtan beri bir afra tafra. Neyi ne zaman yapacağımızı söyleme hakkını kim verdi sana reis? Ha? 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 Atar. En sevdiğim. Oğlum. Başka isteyen var mı? Sıcak yeni çıktı fırından. Simin ya. Ben bir tane alırım. Sen. Oğlum buraya vuruyorum. Sen nasıl kafana alıyorsun onu? Vallahi değişik. Nerede kaldın? Özlü bir sözle mevzuya devam edecektin reis. Hı. Aranızda en tecrübeli benim. Ben de mafyalık aileden gelmem. Mesela benim abim 13 yaşından beri karanlık işlerle uğraşıyor. Reis, ben senin abini tanıyorum. O sinemada el feneriyle yer gösteriyordu millete ya. Eğer bu mantık üzerinden hareket edecek olursak... benim değirmenci dedem de beyaz işinde... Benim dayım da kırık işinde. Ne? Ya peynir markası var karı kız diye. Böyle hızlı söyleyince karı kız, karı kız, karı kız diye. Kara kız. Saçma sapan muhabbeti başlatan benim. Çok özür diliyorum. Benim yüzümden. Çok özür diliyorum. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Lan siz niye yapmıyorsunuz lan? İbneler. Oğlum bakın. Bir arabanın en savunmasız olduğu yer benzin istasyonu. Bana değil lan, istasyona bak. Kurşunlu mu, kurşunsuz mu? Ben kurşunsuzu tavsiye ederim. Pirinç mi olsun, mermer mi? O ne lan? Pirinç mi, mermer mi? Mezar taşımız. 15 saniye önce öldünüz çünkü. Oo, laflara bak. Güzel ama güzel. Bak bunu kullanalım. Yazın bir kenara. Anahtarları alayım. Cem. Nöbet tutarmış gibi niye buradasınız her gün? Ay ne var kız? Ne güzel deniz manzaralı ofisin var. Ziyarete gelelim dedik. Kız! O kadar aleni bakılır mı? Birazcık da bu taraflara bak. Baksana ne kadar yiyecek şey var. Vallahi fırsat olsa ben bunun dört tarafını sarıp bir Türk gölüne çeviririm de işte.
Ne oluyor be orada? Kartal abi kesin gelmen lazım senin. Deniz abi seninle gelmen lazım bak. Kartal ne oluyor burada? Sinan'ın sizinle ne işi var? Bir şey yok Feyza. Belli toplantısı mı ne varmış ona çağırıyor bizi. Öğrenemedin ya abi. Feyza Hanım diyeceksin. Geç kalmadım değil mi? Vay Sinan ne yapıyorsun lan? Yarınki veli toplantısı için hazırım. Bıyığım nasıl? Ha? Buna da mı velim ol dedin lan? Oğlum ikimiz birden nasıl velin olacağız senin? Ha? Hollanda mı Danimarka mı lan burası? Bir dakika bir dakika. Ben şimdi velilikten falan vazgeçmem arkadaş. Ben banyo giderinden çıkarttıklarımla bıyık bile ayarladım kendime. Bir dakika bir dakika. Sen veli diye bunları okula mı götürüyorsun? Müdür velin gelmezse sen de okula gelme dedi. E gitmeyeydin. Ne? Kartal. İyi de niye bu ikisini götürüyorsun annenle baba? Onlar gelmez. Söyledim hiç ilgilenmediler. Müdür de velin okula gelmezse sen de gelme dedi. Tarık'ın da velisini çağırdılar. Onunkiler de gelmez. Ona da veli arıyoruz. Sen de bunları mı götürüyorsun okula veli diye? Şartlar Feyza. Hayat sana yoğurt ve salatalık verirse cacık yaparsın. Ben aslında babası olacaktım ama bunun benden olduğuna kimse inanmaz. Karın seni aldatıyor falan derler. Orada hadise çıkarmıyorum şimdi. Ya Deniz abi ya. Ne var lan? Sizi bu ikisiyle okula ölsem de göndermem. Ben de geliyorum okula. Müdür annem geldi dersin. Ölürüm de demem. Konu kapanmış der. Bana da babam dersin o zaman. Anı mı? Ya Feyza sen bir karışma ya. Karışma lan. Kartal yarın giderken bana da haber veriyorsun tamam mı? Ya ne güzel Kartal abi babam öbür de dedem olacaktı ya. Hayır. Anne, yemin ederim perde taktıracağını bilseydim spora başlardım. Antrenman yapardım. En azından bir ısınırdım anne. Kes. Doğru dürüst tak. Tek tek kontrol edeceğim hepsini. Arkadaş ya. Subhanallah. Ulan abi, ulan abi kolayı kendin aldın zoru bana bıraktın hadi. Evi tertemiz yapacağım. Herkes kadın nasıl olurmuş görecek. Burası bitsin. Doğru diş fırçasıyla banyo fayanslarına Metin. Ya anne senin kadınlığın ispatı ihtiyacı mı var? Sen kendini zaten ispat etmişsin ya. Ömrünü kardeş payı yapmışsın hepimize. Kendini ispatlama ihtiyacı mı var senin anne? Sen önce sümüklerini sil süzme salak. Anneyi güzel sözlerle kafaya almaya çalışıyorsan önce sümüklerini sileceksin. Anne işim var ya. Önce perdeler takılacak hadi. Feyza ulan abi. Sen zaten faydalı bir şey olsaydın ben seni vücudumdan atmazdım. Bak ben ciğerimi atıyor muyum, kalbimi atıyor muyum? Değil mi? Ya. Hadi dön önüne dön. Bakacağım. Hadi bakalım. Çok zor gerçekten çok zor. Koltuk altıma kan birikti abla ya. Perde çok önemli. Perde bir evin namusu. Kesinlerken bir yeri gevşemiştir. Kız zilli. Karıştırma. Hallederiz onu. Devaleden az kaldı. Ondan da bulursak. Gençler. Bakın bana bir. Sıvı nevale ile çalışıp hidrojenle oksijen çıkaran bir motorumuz var. Bir de arabaya takarsak var ya. Savaşlar biter lan. Benzin, mazot hepsi tarihe karışır. Çevre kirlenmez, temizlenir. Gençler. Biri çaldı motorumuzu, biri daha iyisini geri getirdi. Bizim bundan kelli bir düşmanımız var. Bir de dostumuz. Bu da böyle biline. Hilmi. Hayırdır lan? Kaygısızlar kahvesi mi oğlum burası? Bunlar niye okey taşlarını kullanmıyorlar? Hani gene neyin peşindesin Hilmi? Mahalleliği teknolojiyle barıştırıyorum. Büyük atılım içindeyim. Değerimi bilin. Allah Allah. Bir şey mi oldu buna ya? Hilmi bir baksana biri okey mi attı? Hilmi benim ya. Aa pardon. Dedi. Okey atan atmış. Kurcalama her yeri. Sen dediğim yere bas. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Ha tamam anlaşıldı. Hilmi neyin peşindesin ya? Söylesene oğlum. Ya geçen gün %30 indirim diye mesaj geldi. Dayanamadım gittim. Bir iki tane derken bir baktım bütün teknoloji mağazasını satın almış. Bu tabletleri bir şekilde mahalleliye kakalamam lazım. Ben de şimdiden pazar çalışması yapıyorum. Şimdi millet böyle tabletten piş diye okey falan oynamaya alışsın. Sonra Twitter mivitir derken mahallenin huzuru bozulmasın. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Hilmi
Pussuz, istikrarlı havayı sever. Aha, benim bilek. Selamun aleyküm, benim bilek. Scarface nerede? Yok mu? Abi biz ayrıldık Barış abiyle. Dönemsel başkanlığa geçeceğiz de oylama yapıyoruz ilk dönem için. Aa, duymamışım. Şimdi Nirvana için Kurt Cobain, yurtseven kardeşler için İsmail YK neyse, Barış da sizin için oydu. O sizin marka yüzünüzdü. Biz sizi onunla sevdik. Da biz müzik grubu değiliz ki abi. Allah aşkına söyle. Sert sert baksam yüzüne. Evet. Bana 50 lira borç verir misin abi? Yoo. Versem de döve döve 100 olarak geri alırım. Sakalla mı korkutuyorsun lan beni? İşte imajımızı ters kurmuşuz. Hedef kitle eksik belirlenmiş. Liderlik kurumu bugüne kadar yanlış hissettirmiş. Da işte. Dönem başkanı seçmek için oylama yapıyoruz. Herkes kendine oy veriyor amına koyayım. 20. tur gene herkese bir oy. Bence o piti piti yap. Ben mahallemde mafya seviyorum ya. Değişiklik oluyor. Eğlenceli bir şey yani. Dağılmayın. Barış reis olsaydı hemen seçerdi dönem başkanı. Bence de. Bize mahalleyi karıştırma görevi verilmedi mi lan? Kalkın biraz karıştıralım. Mı? Karıştıralım diyenler. O zaman hiç şu Sezai Yiğitlik yapalım. Acayip garezim, acayip garibim, acayip gıcığım o herife. Hışımla çıkalım. Çıkın çıkın da Sezai sizi böyle dişler dişler kemiklerinizi bile yer. Patron! Ne oldu lan? Acil gelmen lazım abi. Acil mi? Acil ne olabilir ya? Sen burada dur, tabletleri kontrol et. Ne oluyor acaba? Acil ne oldu acaba? O ne ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne o? Mühür mü? Bakayım. Anam. Ya ne yapıyoruz? Büyük filminin sensatçısı burası. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız acaba? Yiyecek satılan yerde hijyen kurallarına uymadığın için bu dükkanı mühürletiyoruz abi. İyi de daha bir şey satmıyoruz ki. Orasını bilmem. Aslanım bizim içimizde hallettiğimiz şeyler. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya bu sefer seni de ben de aşan bir durum var İlmi abi. Ya hadi görüşürüz. Yürü lan. Mendil ağacına gitmezsek başına büyük kötülükler gelecek. Uğursuzluk, şanssızlık yakamızı bırakmayacak. Yok ya. Seni beni aşan derken onu demek istememiştir herhalde. Allah Allah. 16 yıl. 5 ay. 3 gündür ilk defa bir işim ters gitti. Benim bir ülkeci buldu. Büyük evlerin çöküşü. Oğlum adamlar bizi ne dövdü ya? Şuna bak şuna. Oğlum mikrobik bir şey bu. Kavgada nasıl çıkabilir ki? E tabi şimdiki anneler bilinçli. Hamileyken omega 3'ü kalsiyum malsiyum ne varsa alıyorlar. Şimdiki nesil bir iri. Bir acayip bir şey oldu arkadaş. Şunu insanoğlu yapabilir mi amirim? Allah için nazik çocuklarmış yine. Bak Feyza'yı dövmediler. Şimdi Hime'nin sonunda ortaya çıkıp her şeyi özet geçen Orko gibi olacağım ama çocuklar bu olaydan bir ders çıkardınız mı? Yalan söylemenin kimseye bir hayrı yok değil mi Şerif amca? Yalan söylemek kötüdür dersem yalan söylemiş olacağım. Yalan söylediğim zaman da iyi bir şey yapmış olacağım. E sırf iyi bir şey yapmamak için yalan söylemek kötü diyeceğim. Sağ ol Şerif amca sağ ol. Yalan söylediğiniz bir. Kavga ettiniz iki, serserilikten, itlikten hiçbir hayır gelmez. Bu hayata en önemli şey efendi ve namuslu olabilmektir. Anladınız mı? Ay Allah. Efendim abi. Feyza, Hilmi'nin marketine oraya gel. Burada bir tane kamyon var, onu çalacağız abisi. He? Niye? Ya niyesi var mı abisi? Ben sana işimiz var, gel diyorum ya. Acil diyorum. Allah Allah. Korkacak bir şey yok, tehlikeli bir şey yok. Rahat ol. Tamam, tamam. Unutmayın, dürüstlük her şeyden önce. Aman. Neyse be, kavga falan çok kötü de tabii. Serseriler bana laf söyledi diye 10 kişinin içine nasıl daldınız ha? Mahallemizin namusu bizden sorulur Feyza. Allah kurbanı, kurbanı. Altın dişleri çalışlar. Hala kurban ediyor. Allah'ım esirgesin Allah'ım. Olsan. Ne yaptın lan? Paranın kalanını alabildin mi? Aldım ya. Aldım da ben 10 liranın 9 lirasını ne alırsam 1 liracını harcadım ya. Orası nasıl para tuzağıymış arkadaş. Bütün servetimi Las Vegas'ta kaybetmiş gibi oldum. Ah be. Bir kere daha söyler misiniz beyefendi? Bankanızdan 17 bin dolar kredi istiyoruz. Ya abi süpermiş ya. Abi bak ben böyle hayatımda hor görüldüğümü hatırlamıyorum. Hor görünün tadı ağzımda kaldı böyle ekşi ekşi abi. Ya telefona takıldım, yetişemedim. Ne oldu şimdi?
Abi bizim kapı gibi muhasebecimiz yok mu ya? Gidelim belki bize akıl verir. Olmadı bordromuzu çıkarttıralım abi. Döküman döküman ne varsa onlarla gelelim ya. Beyefendi yeni gelenler vardı. Baştan alabilir misin? Tam olarak niçin gelmiştiniz? Bankanızdan 17 bin dolar kredi isteyecektim. Abi mükemmel ya. Abi bak bu üçüncü anlatışımız bunlar komik video muamelesi yapıyor bize. Sarıp sarıp başa tekrar gülüyorlar ha. Kalk evraklarımızı alıp gelelim abisi. Vatandaşa güven sıfır. Millete SMS'le kredi verirler. Bizden sene 2014 olmuş A4 kağıdı istiyorlar. Seyirciler hazır mıyız? Kapa 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 kap